Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de bir akşamüstü çekimindeyim sizin için. Şimdi yaşadığımız şehrin spor alanına geldik. Burası halk için yapılmış bir spor bölgesi. Hani bizde halk bahçeleri falan yapacaklardı. Çayınızla, kekinizle yatıp yuvarlanacaktınız. Burada öyle değil. Burada halk için gerçekten güzel spor alanları yapılıyor. Şimdi size gezdireceğim tesisin tamamı ücretsiz. İnsanlar geliyorlar burada, günlük sporlarını yapıyorlar. İstedikleri aktiviteden yararlanıyorlar. Bunun haricinde de isterlerse herhangi bir kurs alıp buradaki spor faaliyetlerini profesyonelce götürebiliyorlar. Size şimdi buraları göstermek istiyorum. Bundan sonra çok fazla bir şey konuşmayacağım. Zaten her şey ortada. Meksika'ya ilk taşınmaya karar verdiğimizde bazı arkadaşlar ne yapacaksınız orada? Ne işiniz var o tehlikeli ülkede diyordu. Şimdi Meksika'yı ufak ufak sizlere tanıtacağım. Bakın buralarda neler oluyor. Tesisin hemen girişinde bir okçuluk kulübü var. Az önce burada çalışmalar yapıyorlardı. Hem özürlü vatandaşlar hem de normal vatandaşlar burada çalışabiliyor. Gördüğünüz gibi arabalar devamlı geliyor gidiyor. İnsanlar çocuklarını kurslara getiriyorlar veya buradaki faaliyetlerden yararlandırıyorlar. Burada bir kapalı havuz alanı var. Kapalı havuza şimdi girmeyeceğim. Gereği yok. Burada yine gençlerin istedikleri gibi futbol oynayabilecekleri bir alan var. Bütün her yer ormanla çevrili. Ormanın içinde yapılmış bir spor tesisi burası. Gördüğünüz gibi profesyonel bir futbol sahası büyüklüğünde tam manasıyla bir futbol alanı var. Şimdi ufak ufak sizi götüreyim. Siz de buraları görün. Hem biraz doğanın keyfini çıkartın. Hem müziği dinleyin. Hem de Meksika o kadar kötü mü görün. Bakın aileler gelmiş. Çocuklarını getirmiş. Burada kursunu da alan var. Arkadaşlarıyla gelip takım kurup o şekilde futbol oynayan da var. Teyzem biraları gömmüş, şişeler orada duruyor. Bunların hepsi vatandaş için yapılmış. Hiçbir bedel ödemeden gelip spor yapabileceğiniz alanlar. Burada gördüğünüz gibi basket sahaları var. İşin en güzeli hepsi nizami kurallara uygun olarak yapılmış olması. İleride bir orman yolu var ama oraya girmeyeceğim şimdilik. Sizi buradan aradan götüreceğim. Basket sahalarından çıkınca beyzbol sahasına varıyoruz arkadaşlar. Aslında bu arazi çok geniş ama bilmiyorum ışığın ters olmasından görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Gün batımı olduğu için burası olduğu gibi bir beyzbol sahası. Beyzbolu, kriketi burada oynuyorlar. Şimdi buradan çıkarsak yine bakın engelliler için düşünülmüş her türlü alan var. Gidiş yolları belli. Dinlenme yerleri var içlerinde. Şimdi sizi futbol sahalarına, tenis kortlarına götüreceğim. Yani birçoğumuz Meksika'yı gelişmemiş bir ülke olarak görüyoruz ama gerçekten çok gelişmiş ve halkına da oldukça hizmet veren bir ülke. Burada verdiğiniz vergiler boşa gitmiyor. Birileri alıp götürmüyor. Oksijeni iliklerinize kadar hissediyorsunuz resmen içeride. O kadar çok ağaç var ki.
Yanlış saymadıysam 5 tane falan futbol sahası var içeride. Bunun haricinde etrafı kapalı futbol alanları var. İşte basketbol alanları, kriket alanları, olimpik yüzme havuzu. Günlük sporunuzu yapabileceğiniz alanlar. Koşu merkezleri. Veya ne bileyim işte gelip burada uzun uzun yürüyüş yapabileceğiniz alanlar. Hepsi burada. Meksika'da bunlara gancha deniyor. Spor alanlarını. Bakın burada bir beyzbol sahası daha. Yine kocaman bir alan. Burada bir öğretmen kurs veriyor. Şimdi şöyle geçelim. Buraları hep engellilerin geçebileceği gibi yapılmış. Buraları böyle küçük futbol alanları. Halkın çoğu burada çok fazla spor yapıyor, yürüyor, koşuyor. İşte bu tarz spor aktivitelerine katılıyor. Bunlarla da devamlı vakit geçiriyor. Bu da gerçekten halk sağlığına olumlu yönde etkiliyor arkadaşlar. Bakın şurada bir futbol sahası daha. Hatta benim cadılarım da burada, aşkım da burada. Etraf gördüğünüz gibi tamamen normal. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Oynuyor mu bizimkiler? Atış yapıyorlar. He. Ben şöyle turlamaya devam. Geleceğim mi? Tamam. Benim rüyam bileği ağrıyor da olsa futbol olunca söz konusu yine sahalarda. Merhaba. Şimdi bu futbol sahaları bitince 3 veya 4 tane de tenis kortu var. 3 tane mi var? Fakat alanın genişliği gerçekten muhteşem. Biz biraz önce bir tur attık. Yarım saatten fazla sürdü bir turumuz. Burada da bakın bir öğretmen var. Tabii daha tamamını gezme şansımız olmadı. Burada da tenis dersleri veriliyor. Burada küçük cimcime kendi kafasına göre takılıyor. Büyük ihtimalle ablasını, abisini bekliyorlar. Kesinlikle. İçeride çok fazla sayıda otopark alanı da var. Çünkü çok fazla insan gelip gidiyor gerçekten. Nasıl buldun? Muhteşem bence. Değil mi? Vallahi. Hani resimlerini gördüm ama hani insan şimdi resimde birebir... Tam anlayamıyor. Anlayamıyorsun. Kesinlikle. Muhteşem. Ben çok beğendim. Yani çocuklar için muhteşem bir sosyal aktivite alanı. Ama ve her şey var. Evet, yani bizim tanıdığımız ve beklediğimizin üstünde bir ülke olduğunu yavaş yavaş görüyoruz arkadaşlar. Bakalım. Yani... Şaşırtıyor beni. Değil mi? Şimdi buradan da olimpik havuz bölgesine geçiliyor. Her yaştan kişi var, biliyor musun? Evet. Yani yetişkin kısmı da var, çocuk da var. Baksana yerim ben seni. Çeyrek balık seni. Öyle. Bu bölümde yine hem yüzme derslerinin alındığı hem de insanların gelip yüzdüğü olimpik bir havuz. Gracias, bye. Tabii koşturmaktan ter atanlara da dondurma vesaire var. Burada içecekler var. İçeride otomatlar da var. Hı hı. Şu arkada da daha şeyler var, spor alanları var.
gidip göreceğiz. Daha o tarafı göremedik. Yani arkadan da yürüyüş yolu var. Evet, şu arkada gördüğünüz ormanlık alanın içinde de çok güzel bir yürüyüş yolu var. Halka açık bir yer burası. Evet, sıfır ücretli. Yani şey de var. Hani ücretli eğitim aldığın da var. Tabii öğretmenlerden eğitim de alabiliyorsun. Aha. Ama en güzeli halka açık olması. Halka açık olması da, yani o da problem değil. Tabii. Bir sürü insan gördük ya, sporunu yapıyor, koşusunu yapıyor. Aynen öyle. İşte bizim çocuklar orada giriyorlar, futbol oynuyorlar yani. Kek vermiyorlar, keklemiyorlar. Çay ve kek değil mi? Tabii. Yuvarlanmaca. Çok büyük bir alan. Evet ya, yani tahminlerimizin çok üstünde bile çıktı. Sanki beyzbola benziyor. Tabii beyzbol Amerika'ya yakın olduğu için Meksika'da çok fazla oynanan bir oyun. Şey de olabilir bu. Kriket. Ha, rugby alan. Evet, beyzbol orası da. Yani benim gördüm. Ha. Orada kızlar oynuyor. Ve kız erkek de karışık da var. Tabii tabii canım. Burada zaten kız erkek falan diye bir ayrım yok. Hayır, ayrımdan ziyade hani fiziksel olarak. Aha. Kızlar cadı gibi. Bizim Rüya da biliyorsun futbolda çok iyi. Çok seviyor futbolu. Aynen öyle. O yüzden hep sakatlıklar. Onu çatlatır, kafayı vurur. Ama daha küçük bir alan burası, diğer beyzbol alanlarına göre. Ha bak, o yürüyüş yolu buraya çıkıyormuş. Evet, ormanın buradan içindeki yol. Dur şuradan şu alanı da çekeyim. Burası da üçüncü beyzbol alanı. Evet. Şimdi bak, bu grup bitirince başka bir grup başlayacak. Herhalde. Burada tabii sportif faaliyetler falan daha akşamüstü, daha geç saatlerde yapılabiliyor havanın sıcaklığından dolayı. O yüzden herkes 5'ten sonra falan geliyor bu alanlara veya sabah çok erken gelip yapıyorlar sporlarını. Gündüz saatlerinde güneşin altında olmak mümkün değil arkadaşlar. İşlerini de öyle, ev işlerini de yani. Tabii. Hep erken. Hayatlarını ona göre ayarlamış vaziyette de. Bakın, orman yolu dediğim yol da burası. Buradan böyle kilometre, 2 kilometre, 3 kilometre falan yol gidiyor aşağı yukarı. Bunun arkasında da vardı fotoğrafı. İşte beyzbol oynuyorlar, kriket oynuyorlar. Buralarda. İlk gittiğim sahada kriket oynuyorlardı. Ara ara turnuvalar da yapılıyormuş burada. Onları da öğrendik. Mutlaka oluyordur. Diyorum ya, burada profesyonel de şey eğitim veriyorlar. Aynen öyle. Araba geliyor yine. Ya bu tarafa gidiyor. Burayı bize ev sahibimiz önermişti. Çocuklar için, çünkü site içerisinde spor alanı yok. Ondan sonra bugün kızımın arkadaşı davet etmiş. Bir baktık şeyin, Lidya'nın bahsettiği yer, dedik biz de hep birlikte gidelim. Görelim nasıl, görelim bir yermiş. Nasıl bir yermiş diye. Meğerse ucuz bucaksız bir yermiş. Kesinlikle. Ya ben Türkiye'deki gibi kafamda, hani kapalı bir alan, bir de açık bir futbol sahası. O kadar. Öyleymiş gibi düşündüm açıkçası. Böyle bir şeyle karşılaşacağımı beklemiyordum. Kesinlikle. Sen gördün mü böyle bu kadar büyük? Yok canım. Ben hiç görmedim. Yani özellikle hani halka açık olarak yapılmış böyle bir alan, gerçekten görmedim. Evet, burası da beyzbol sahasıymış. Bak, burada basketbol. Bu arada da yine basketbol var. Tam bir ada turunu tamamladık galiba. Sanki. Bu arada göremediğimiz tek spor alanı voleybol sahasıydı.
Onu da gördük. Burada da voleybol bölümü varmış. Hem beach voley gibi kum saha var, hem de normal voleybol sahası var. Burası da futbol mu sevgili? Hayır, şey, kriket sahası, beyzbol sahası orası da. Bak, cimcimelere nasıl koşuyorlar orada. Burası da beyzbol canım, kriket falan değil. Yok, kriket sopası gördüm, ondan da çalışıyorlardı. Kriketin kürek gibidir ya. Biliyorum. Bu arada maalesef ben şarj etmemişim kameramı, şarjım da çok az. Kapanırsa kusura bakmayın. Kapanmazsa da biz burada hali hazırda sizlere burayı gösteriyor olacağız. Videolarımıza bir şey yapmaları lazım. Ne yapmaları lazım? Beğeni yapmaları lazım. Aha, yorum da istiyoruz tabii. Beğendiniz mi mesela Meksika'daki bu halka açık spor alanını? Onları yazın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kesinlikle. Ve tabii ki abone olmanızı bekliyoruz. Fakat çok çok geniş bir alan. Ben çok sevdim. Kaç hektar anlayamadım ya, bile. Ya hani diyelim ki çocuklar eve dedin de buraya da gelip yürüyüşümüzü, sporumuzu tabii da yaparız. Tabii günlük sporumuzu biz yaparız. Evet. Onlar da kendi sporlarını yaparlar. Hem onları beklemiş oluruz, hem de kendimiz bir spor yapmış oluruz. Şey de olur mesela, ben böyle çizgili atletimi alırım. Altıma pijama, bir mangal filan. O olmuyor değil mi burada? Olmuyor. Bir sevgili. Ben ne güzel sucuk ekmek yapacaktım. Şöyle yerleyeceğim mangalı. Ya gözünü seveyim, bak spor alanındayız yani. Şu mangal olayını unut, bari şu alanda unut. Hiç ağacı, aklımdan ağacı çıkmıyor. Görünce, ağaç sana çağrışım yapıyor, mangal çağrışım yapıyor. Hiç aklımdan çıkmıyor. Buralara da bir şeyler var. Beton yapmışlar taze. Tamam da işte altta neyi yapmışlar? Burada da tuvalet alanları var herhalde. Evet, tam turu yaptık. Evet. Bir de yürüyüş yeğeni de çeker, çekebiliriz. O zaman şeye geçelim şu. Daha fazla yürüyemeyeceğim. Çok yürüdük çünkü. Tamam, ben şöyle bir dolanıp geleyim o zaman. Evet, sahanın birçoğunu dolaştık gerçekten. Şuradan da tekrar size bir geçeyim. Orman yolunu göstereyim. Oraya da bayıldım. Yani bir tarafı tamamen el değmemiş orman. Bir tarafı spor alanlarına bakıyor. Gerçekten harika. Bu arada biz herhalde bir 5-6 kilometrede yol yaptık içeride. İlk tur, ikinci tur filan derken bayağı bir yürüyüş yapmış olduk. Bize de iyi oluyor. Şu orman yolunun güzelliğine bakın dostlar. Harika. Yukarıda ağaçlar yolu kapatıyor. Bu taraf zaten gerçekten orman. Bu şehrin birçok balta girmemiş alanı var. Bu da onlardan. Doğayı ihtiyaçları kadar tahrip ediyorlar. Maalesef tahribat var ama onlar da işte burada böyle gördüğünüz gibi güzel şeylere vesile oluyor. Umarım uzun seneler bu doğal güzel alanlar da bozulmadan devam ederler. Gerçi Meksika halkı bu konuda bayağı bilinçli. Hani doğayı çok iyi koruyorlar. Fakat ter attırdı yani bu yürüyüş bana. Havanın da neminden bayağı güzel oldu. Yan tarafım yine futbol sahaları. Onların etrafından turlayacağım ben şimdi. Evet arkadaşlar, maalesef ki pilim bitmek üzere. Yani kameramın pili bitmek üzere. Bende daha pil var. Ama bu videoyu da burada sonlandırmak durumundayım. Seyrettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Meksika tipi bir millet bahçesini görmüş oldunuz. Hepinize sevgiler, saygılar. Lütfen bir sonraki videodan haberdar olmak için zilimize dokunmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup beğeni atmayı da asla unutmayın.